Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok enteresan bir videoyla da beraberim. Şu anda Kıbrıs'tayız, kapalı Maraş'tayız. Kapalı Maraş biliyorsunuz uzun yıllardır yani harekattan beri kapalı olan bir yerdi. Giriş yasaktı buraya fakat şu anda görüyorsunuz günümüzde bisikletle kapalı Maraş'ın içinde gezebiliyorum. Biraz sonra detaylara gireceğiz. Bir sürü şey anlatacağım. Burasının hikayesi, ilk başta neden kapandı, kapanmadan önce nasıl bir yerdi. Kıbrıs harekatından da bol bol bahsedeceğiz. Burayı biraz gezeceğiz. Şu an mesela etraf terk edilmiş yerler. Alabildiğine terk edilmiş bir yer burası. Binaların zaten içine girmek yasak. Binalar çökebilir tehlikesi var hepsinin önünde. Uyarı var. Bunların hepsini konuşacağız fakat ben az önce bisikletle bir mağduriyet, bir macera, bir badire yaşadım. Frenleri sıkılık almış bir bisikletle ben uzun süre yol gitmek zorunda kaldım ve kendi hımbıllığımdan süremiyorum zannediyorum. Fren tutmuyor. Hımbıllığımdan süremediğimi zannediyordum. Onu işte keşfedene kadar ben sikildi. Şimdi daha düzgün bir bisikletle yola devam ediyoruz. Yarım kalmış inşaatlar var mesela, böyle 50 yıllık neredeyse. Şey gibi, Çernobil'in nükleer olmamış hali gibi bir şey. Bir Çernobil de bizim ülkede var yani. Şu ileride kontrol noktası gibi bir yer var. Çekime izin vermiyorlar mı acaba oradan sonra bilmiyorum. Şuna bak oğlum, muaf perişan olmuş lan bina. Kendi kendine bitmiş. Hoş bulduk. Bisikletle içeri giriş yasak oldu. Ne yok? Bisikletle içeri giriş yasak. Öyle mi? Bisikleti yan tarafa koyduk. Ya ben orada evine girdim yanlışlıkla. Sonra çıktım oradan. Bulamadım ben kapalı Maraş'ın bu sahil kısmını. Bütün tesislerin falan açıldığı kısmı bulamadım ya. Perişan oldum. Bisikletten düştüm. Kamera kayıtta değildi. Vallahi büyük kayboldum ya. Çok büyük kayboldum. Perişan oldum ya. Ne yazıyor? Michael's Bar. Michael'ın barıymış. Binalar... Tam da büyük bir yapılanmanın eşiğindeyken patlamış bütün mevzular ya. Çok fazla çünkü inşaat var. Hani normal yapılmış hali hazırda terk edilmiş binaların haricinde bir o kadar da inşaat terk edilmiş. Şimdi arkadaşlar, bu kapalı Maraş Gazi Mausa'da, Kuzey Kıbrıs'ta Gazi Mausa sınırları içinde bulunuyor. Kıbrıs harekatı başlamadan önce Kıbrıs, yani tek bir cumhuriyetken Kıbrıs, ikiye bölünmemiş haldeyken Kıbrıs'ın en turistik yerlerinden biri. Mesela dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli burada kurulmuş. İngiliz kraliyet ailesine aitmiş. Unuttum şimdi adını, yazarız. Avrupa'dan, Amerika'dan falan turistlerin akın ettiği bir yer. Akdeniz'in cennetlerinden bir tanesi. Daha Antalya, Alanya yaygınlaşmamış, başlamamış bir şeyler. Sonra harekat başlayınca burası riskli alan olarak kapalı kalıyor. Harekat bitiyor. Burası açılmıyor. Bir süre daha kapalı kalıyor. En son artık öyle bir kapanıyor ki bir daha kimse düşünmüyor bile açmayı yani. Burada yaşayan Kıbrıslı Rumların hepsi başka yerlere göç ediyor. Bir daha geri dönülmez bir hale geliyor burası. Ve şu anda sahile geldik. Dur lan. Şurada bisikleti park edelim artık. Evet, şimdi biraz nefesleneceğiz. Ben bayağıdır bisikletle bir cebelleştim çünkü. Sahile geldik. Ondan sonra bol bol size bayağı bir burayla ilgili şeyleri gerek orada gerek dolanırken tekrar falan anlatıyor olacağım. Ama önce bir soğuk bir şey içelim ya. Vallahi ben oh, kendime geldim biraz ya. Bir ufak kendime geldim yani. Bu çok iyi. Bir bu var, bu yaban mersinli buzlaç. Bu tabi eridi, buz kalmadı şu anda. Bira tabağı var, bira yok. Çünkü arabayla geri döneceğim. Benim bu tatil aktiviteleri hep böyle oluyor. İçmeli yere gidiyorum, içemiyorum çünkü arabayla dönmem lazım. Çünkü neden? Ehliyeti bir kere 5 yıl kaptırınca bir daha yemiyor öyle. 2 bardaktan bir şey olmaz falan diye. Kolonya sürmüyorum suratıma, polis çevirir falan diye. Evet, Şoray uzun yolda devam ediyor. Birazcık dinlendim, orada soğuk bir şeyler içtim az önce. Bulabilirsem yani öğle güneşinde nasıl bulacağım bilmiyorum da gölge bir yerde size birazcık anlatacağım. Kıbrıs mevzusu benim çok ilgilendiğim bir mevzu. Ben zaten tarihle çok ilgileniyordum. Şimdi de ilgilenirim biraz da. Özellikle lise zamanlarında çok fazla ilgilenirdim ben tarihle. Kıbrıs konusuyla da özellikle ekstra ilgileniyordum. Benim bir tane şey ödevi vardı, proje ödevi vardı. Lise 3'te galiba. Kıbrıs'la ilgili ben zaten birkaç tane kitap okuduydum meselelerle ilgili. O proje ödevini mesela şey yazdıydım ben. 15-16 sayfalık bir şeydi. Harekatı anlatan. Ben direkt kafamdan yazdıydım. Ezberden yazdıydım. Kaynaklara falan bakmadan. Direkt yazmıştım. Evet, yoruluyorum. Yoruldukça konuşamıyorum. O yüzden boş bir yer bulayım da meseleleri anlatalım. Ananı perişan oldum ya. Ne sıcak ya. Nasıl bir sıcak bu ya. Bakalım şuralara bir. Zaten çökmüş. Yani
hali hazırda çökmüş. Şeyi anlamadım ben ya. 70 yapımı 60 yapım binalar bunlar. Niye çöküyorlar oğlum bunlar durduğu yerde kendi kendine? Neredeyse hepsi. Bizim de var mesela 50-60 yıllık binalar. Genelde çökmüyorlar yani. Çökenler de var tabii de. Hani genelde çökmüyorlar. Kasten yıkılıyorlar. Ama bunlar direkt paramparça olmuş. Hani bakımsız kaldı diyeceğim. Ben bir bakım görmedim. Hani bizim binalarda bakım yapıldığına dair bir şey görmedim ben. Dur yapılmış ve duruyorlar. Bunlar niye böyle olmuş a**a koyayım? Şimdi Kıbrıs İngilizlere ait bir toprak olarak, İngilizlere bağlı bir sömürge olarak zaten uzun yıllar devam ediyor yaşamına. Daha sonra bu 1910-20'ler civarında falan, şimdi Kıbrıs'ın büyük çoğunluğu Rumlardan oluşuyor. Aşağı yukarı bir %70 civarına, hani şu an tabii şey bilgi vermiyorum, garantili bilgi vermiyorum da bu oranlar, tam hatırlamıyorum. Bu oranlarda bir nüfus Rumlardan oluşuyor. Yani zaten özellikle geçmişin Rumları da biraz şeyci. O milliyetçilik akımı ve Osmanlı'dan kopalım, biz bir birey olalım, eski toprakları geri alalım ruhu çok yaygın olduğu için, ki bence gerek yok yani. Biraz gereksiz bir şeyler, yaşam alanına sahipsin artık. Tamam işte, keyfin yerinde olsun, daha fazlası için kan dökmeye gerek yok. Böyle düşünen Rumları da meclisten kovuyorlar falan. Ya işte s**tledim şimdi eski olayları. Çok fazla karıştırmadan Kıbrıs konusundan devam edelim. Şöyle oluyor, bu çoğunluktaki Rumlar adada bağımsızlığı, adanın bağımsızlığını almak için İngilizlerle bir mücadele başlatıyorlar. Eylemler, ne bileyim mitingler. Ondan sonracıma işte toplu organizasyonlar, bir şeyler falan, bir şekilde adanın bağımsızlığını alıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 50'lerin sonu, 60'ların başı falan, o tarihlerde bir şeydi. Bakayım, not aldıydım. Ödevi yaptım dedim de yani kaç yıl oldu? 1960. 1960 civarlarında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin şöyle bir özelliği oluyor. 3 tane garantör ülkesi oluyor. Bir tanesi Türkiye. Adada %20-%30 civarı Türk nüfus olduğu için bu nüfusun güvenliğini garantiye almak için Türkiye. Yunanistan. 3. garantör ülke de İngiltere. Ada ile ilgili bütün problemleri bu üç ülke tartışıyorlar. Zaten Ecevit'in de iktidardan düşmesine sebep olan olay bu Kıbrıs harekatı. Çok fazla detaya girmek istemiyorum, korkuyorum açıkçası. Çünkü YouTube'un şöyle bir durumu var. YouTube'da bazı dağda yaşayan, kahverengimsi, bol giysiler giyen, G ile başlayan, A ile biten, kendini böyle isimlendiren, bizim ülkede de hiç hoş isimlendirilmeyen ve hiçbirimizin sevmediği topluluğa mensup. Anladınız. Bunlarla YouTube'da röportaj çekersen mesela hiçbir şey olmaz. Başına hiçbir şey gelmez. Fakat ben burada Kıbrıs Barış Harekatı derim. İşte çatışma derim, savaş derim. Ne bileyim işte. Mesela burada yaşayan Rumların Kanlı Noel diye bir muhabbet var. Hiç detayına girmeyeceğim. Ben bundan anlatırsam burada ceza yerim ben. Hatta kanalı kapanma ihtimali var. 14 gün, 21 gün falan, o kadar kapanma ihtimali var. Onlara girmeyeceğim. 1960'tan 74'e kadar o kadar fazla olay oluyor ki yani. O kadar fazla millete zarar veriyorlar. Bildin yani, burayı sansürleyeyim aslında. Ya YouTube senin yapacağın işe sıçayım, bir şey anlatacağız, anlatamıyoruz ya. O kadar eylemi yapıyorlar ki, o kadar fazla masum insana halktan zarar veriyorlar ki, çeteleşmeler, tartışmalar, husumetler. En son bizimkiler diyorlar ki, sizin yapacağınız isteriz, Ayşe'yi tatile çıkarırız. Ondan sonrasına da ileride, şu ileride devam edeceğiz. Çünkü buradan bunu aldım. Evet arkadaşlar, videomuzun bu kısmında çok iyi bir sebeple bir ara veriyoruz. Asus ve Itopya'nın sponsorluğunda uzun bir aradan sonra yine çok iyi bir bilgisayarım var. Şimdi ben bu kasayla ilgili bunun ne kadar büyük ve kallavi olduğunu, biraz da RTX, yapay zeka, onu çünkü biraz öğrendim anlatırken geçtiğimiz videolarda. Onu anlatabileceğim, fakat burada görüyorsunuz bir sürü parçamız var. Bu bir sürü parçayı ben tek tek anlatacak kapasiteye sahip değilim. Ondan mütevellit Modart PC'yi ben davet ediyorum hocam, lütfen. Vay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Demir döküm yani resmen. Acayip bir şey. Kombi gibi bir şey abi. Hocam şöyle tuttuk. Nedir bu? Aynen. Asus'un ROG Strix ZTX 4080 süper ekran kartı. Yani en güncel serilerden bir tanesi. Hem oyun hem render gibi işlemler için biçilmiş bir kaftan oluyor kendisi. Sunmuş olduğu ışın izleme, RTX, DLSS gibi teknolojileri sana oldukça fazla zaten katkı sağlıyor. İşte DLSS çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Kare oluşturma yöntemiyle oyunlardaki FPS'ı arttırıyor. Evet. Hadi sen biliyordun ya. Doğru. Çünkü 3-4 defa bu teknolojiyi anlattın. Evet. Buyur abi. Yapay zekayı kullanan bir teknoloji arkadaşlar bu. O kadar güzel bir şey ki bilgisayarın daha az güç harcamasına sebep oluyor. Daha az yorulmasına, kaynak tüketmesine sebep oluyor. Bir yandan da daha fazla performans veriyor. Çok enteresan bir şey. Bununla beraber belli başlı hani oyuncuların önem verdiği işte reflex low latency dediğimiz gibi şeyler de var. Çünkü bu teknoloji bir yandan ekran kartındaki kaynakları kullandığı için oyunlarda gecikmeyi de arttırabiliyor ve bunu düşürmek için Nvidia'nın reflex teknolojisini de kullanıyor. Bu sayede oyunlar
oyunlarda giriş gecikmen de düşmüş oluyor ve oyunlarda almış olduğun görüntüdeki kareler daha hızlı ekrana yansıyor. Şahane bir teknik. RTX işte Ray Tracing dediğimiz teknoloji. Ekran kartı ışığın yapısını aslında oyunlarda veya belli başlı görsellerde ışığı taklit ederek tekrardan baştan oluşturuyor. Yani oyundaki işte nasıl diyeyim, ışığın yansımasının yönünü mönünü kendi hesaplıyor ve bunu olması gerektiği yere yansıma gibi detaylar olarak oyuna aktarıyor. Bu sayede daha gerçekçi görsel deneyimler yaşatıyor ışın izleme teknolojisi. İşlemcimizle devam edelim. Burada AMD Ryzen kaç? 9. Heh. Ryzen 9 7900X3D. Burada da yazıyor abi ya. 3D ne demek? Abi 3D cache bellek. Render muhabbet tarafında zaten çoklu çekirdeğe sahip olduğundan ötürü bu işlemci üst seviyede hızlı bir şekilde renderlarını almana da yarıyor. Şimdi bu anakartımızın çok iyi olmasının sebebi nedir? Neden bu kadar büyük bir kasaya girdi bu anakart? Girip girmemesi mesele değil. Anakartın barındırmış olduğu güç beslemesi ve MOSFET yapısı önemli abi. Yani böylesine güçlü, çok çevdekli ve yüksek güç tüketen bir işlemciyi bu tür üst seviye anakartlarla besleyebiliyoruz. O yüzden X670E chipsetli güçlü anakartlar tercih ediyoruz ve sana en güçlü anakartlardan birini de taktık abi. Sistemdeki donanımı daha güzel, stabil bir şekilde güç beslemesi sağlaması için 80 Plus Platinum sertifikalı %94 üstü verimlilik sağlayan bir güç kaynağı. Yani sistemin için fazlasıyla yeterli abi. İleride ekran kartı güncellemesi yaparsan bu güç kaynağıyla yine yoluna devam edeceksin. Yani overclock yapsam? Overclock yapsan da yeterli. Üzerinde tüplü televizyonla geliyor şurada gördüğünüz. Aynen, bir tane ekranla geliyor. Onu mesela kendimiz hisselleştirebiliyormuşuz. Ne bileyim, Muharrem İnce fotoğrafı koyabilir miyim? Ne? İstediğini koyabilirsin abi. Bak daha üstü en yok. En iyisi. Olmasın. Aynen. Ay evet, ekran kartı dedim ya. Olur abi. Olur. En güncel sıvısı olması abi. O şekilde oluyor. Şimdi bir yandan 64 GB RAM'imiz var. 2 TB da SSD'miz var. Aynı zamanda şimdi seni ufak şöyle alayım ben. İnanılmaz bir kasa değil mi bu? Çok güzel abi. Asus ROG Hyperion kasası. Bu nasıl bir şey oğlum? Kaç kilo bu? Bu kasa 1 metre var mı? 65 cm civarında bir yüksekliği var. 65-70 cm. Abi bu kasanın güzel yanlarında biri büyük olması, büyük boyutlu, en büyük kallavi ekran kartlarının rahatlığını desteklemesi. Evet. Bayağı kullanışlı, komplike tasarıma sahip bir kasadır. ROG Hyperion modeli arkadaş. Bu şekilde abi menteşelerinden sokuyorsun. Çok rahat gibi. Üstünde tabi şu an jelatin var. Biz jelatini sökmedik arkadaşlar. Bu da mıknatısı bir şekilde tak diye yerine oturuyor. Vallahi arkadaşlar bayağıdır yoksunluğunu çektiğim yeni bilgisayarım artık bu şekilde gelmiş oldu. Şey soracağım sana şimdi. Ben sonra millette görüyorum. Herkese yapılıyor bu. Benim adıma da sistem olacak mı mesela? Ya olmaması kabahat ya. Kabahat. Kim yapmayacak ya? Öyle mi diyorsun ya? Öyle o kadar diyorum abi. İtopya senin adına Murat abi GF diye böyle. Aha. Aynı buna benzer bir sistem oluşturacak. Donanımları stok durumuna göre değişebilir. RTX 4080'li böyle Hyperion kasalı üst seviye bir sistem olacak. E bir de tabii ki de senin kullanıcılarına özel bir de fiyat performans sistem de planladık abi. İki tane kasa var benim adım. Tabii. Aynen. Açıklama kısmındaki linkten bu kasaya yakın fiyattaki, aynı zamanda daha uygun fiyatlı olan, fiyat performans olan kasaya da bakıp isterseniz alabilirsiniz. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür eline ederim. Güle güle kullan abi. Hayrını gör. Nereye gidiyorsun? Ben de kaçacağım, beraber kaçarız. Aynen, hadi kasayı gidelim. Kasayı benim abi bir arabaya atacağım. Beraber atarız. İtopya ve Asus'a da çok teşekkür ediyorum. Bu videonun burada, bu entegrasyonun burada sonuna geliyoruz. Abi bunu almadım. Tutsana ucunda. Ya yine bana kaldın. E kaldım tabii lan. Yine bana kaldın. Gel abi. Kablosuz duruyor, dur. Ha. Dur. Kolay gelsin. Nereye? Beni mi? Aynen. Sen asker misin? Doğrudur, askerim. Niye öyle bir şey giydirmişler? Askere denk geldik. Gölge yok mu ya? Kaçamıyorum güneşten. Abi ismini bir an heyecandan unuttum ya. Murat. Sen Murat abi. Murat. Şu komutan mı bu? Hepsi komutan. Hadi ya. Burada çekim yapmak yasak, bilgin olsun. Tam olarak burada mı yasak? Burada şu an yasak değil ama yukarıda kamera bakıyor, yine şey yapmıyor. Yok, şu an burada yapabilir miyim yani? Yapabilirsin tabii de öyle çok detaylı çekim yapmıyor. Detaylıdan kastın? Ne çekim yapacaksın? Ne bileyim ya, zaten çeke çeke geziyorum içeride ben. Tamam, burayı çekin ama o... Ha, şurayı mı diyorsun sen? Doğrudur. Orası tam zaten orada eviymiş. Evet, orada evi. Ha, orası sıkıntı ya. Şu evet, şey mi? Abi. Kayıtta değil o. Niye var? Komutanım, aynı şeylerde direkt basıyoruz. Bugün komutanım mı? Alışkanlık olmuş abi. Sen uzun dönem. Yok abi, 6 ay. Uzun dönem olmuş değil mi? Uzun dönem. Bak burası kitapçıymış mesela bir ara. Burası neymiş anlamadım. Burada küçük küçük dükkanlar var. Şurada kafile var. Enteresan, çok enteresan. Böyle bir terk edilmişlik. Rumca yazıyor. Kleopatra Bazar. Mısır Deri İşleri. Ha, Toyota.
Kocaman bir Toyota var orada, millet de gördüydüm. Ama benim bebeğim s**ildi ya. Araba var lan, bu ne? Bu ne? Trafik ışıklarına bak. Sünger. Garip. Ne? Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Duyamadım. Yasak o taraf. Yasak mı? Evet. O taraf? Serbest. Şuna da nasıl? Yana açma. Sıcaktan başıma güneş geçti, görmüyorum ki hiçbir şey. Tabela var diyorsun da görmüyorum ki ben onu. Aklımı bisiklet alan. Skuter alacaktın işte mis gibi. Sakin sakin gidecektin ya. Ne işim var benim bisikletle ya? Ne yapıyorum ediyorum? Bütün yurt dışı şeylerini ziyan ediyorum ya. Zehir ediyorum bir şekilde. Vallahi ben s**li ya. Burası Panos E Panayi Topulos. Bir şey ama ne bilmiyorum. Bir şeyin dükkanı ama anası s**miş yani. Allah bilir neyin dükkanı. Burada bir şey var. Saint Fat Fash Fish. Ne anlaşılmıyor. Cyprus Lace Handicraft and Souvenir. Hediyelikçi falan herhalde bu. Fidelity. Barley Card. American Express. Barley Card diye bir şey varmış. Exchange falan. Mastercard var aşağıda, bak görünüyor mu? Bunları kabul ediyormuş. Fidelity. Enteresan. Barley Card, welcome here. Telefonken. Ona s**im, o ne? Telefonken. Telefonken, ilk defa değil. Şurada 1500 yıllık bir ocak, fırın gibi bir şey var. Nerede kaldık abi? Kıbrıs mı Mıbrıs? Çok fazla işte, huzur bırakmıyorlar insanlarda ya. Huzur bırakmıyorlar, köy baskınları. Çeşit çeşit, alavere dalavere. Artık o kadar çok insan ölmeye başlıyor ki her gün. Bizim hükümet, Türkiye hükümeti diyor işte çıkartma yapacağız. Yarısını alacağız adanın, a**a koyacağız oranı. Diyorlar, ondan sonra İngiltere falan yapma dur diyor, etme diyor. Aman diyor sakin ol diyor. Yunanistan'da o ara darbe oluyor, bir şeyler oluyor. Ortalık çok karışık yani. Yunanistan'da darbe olan hükümet diyor ki koyayım, yiyorsanız gelin falan gibi şeyler. Böyle gerginlik hat safhada. Hat safhada gerginlik. Ondan sonra biz yapıyoruz çıkartmayı. Geri mi dönüyoruz? Bir şey oluyor. Tam emin değilim. O ilk çıkartma. O 74 değil. O daha önce. Tam emin değilim. Yanlış bilgi veriyor olabilirim. Bunu ciddiye almayın çok. Ben böyle hatırlıyorum. İlk bir çıkartma yaparken ya geri dönüyoruz. Çünkü tamam işte biz belli başlı garantiler istiyor bizim hükümet. Kıbrıs'taki Türklerin can güvenliği, hakları ile ilgili. Tam yoldayken okey anlaştık deniliyor. Ya geri dönüyoruz ya da çıkartmayı atıyoruz. Sonra geri dönüyoruz gibi bir muhabbet var. Bu ilki. 74'ten önce bu. Ondan sonra hiçbir verilen söz tutulmuyor. Eziyetler aynı şekilde devam ediyor. Hatta şiddetleniyor. Daha da boku çıkıyor. Ondan sonra yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Ayşe tatile çıkıyor. Anası ortalık birbirine giriyor. Yani Kıbrıs'ın zaten total nüfusu Antalya kadar. Hal öyle olunca karşı koyacak pek bir güç kuvvet de yok. Yunanistan da destek veremiyor. 300 kişi mi ne yolluyorlar? Öyle bir şey oluyor bir. Yunan hükümeti 300 kişi mi yolluyor? Onlar da yolda vurulup batıyorlar mı? Geri mi dönüyorlar? Bir şeyler oluyor. Yani tam emin değilim. Ama Yunanistan'dan da Kıbrıs beklediği desteği bulamıyor. Öyle de olunca biz adanın yarısından aslında fazlasını alıyoruz. Bir kısa bir sürede alıyoruz. Çok uzun değil. Kısa bir sürede yarısından fazlasını alıyoruz. Fakat işte o anlaşma yapılıyor. Belli bir oranda taksim ediliyor. Zaten taksim diyorlar şeyine. O zamanlar bölünme ya da ne bileyim şey falan demiyorlar. Paylaşma öyle bir şey denmiyor. Taksim deniyor. İşte biz nüfusa oranla düşük bir kısmını, adanın küçük bir kısmını sınırları çiziyoruz. Bizim sınırlar 10-15 kilometre genişliğinde bir Birleşmiş Milletler sınırı. Ondan sonra Rum sınırı şeklinde sınırlar belirleniyor. Tabi bayağı çetrefilli bir süreç. Bizim sınırları tanımıyorlar. Şu an mesela Avrupa'da, Amerika'da falan Türkiye Kıbrıs'ı işgal etmiş. Kıbrıs tek bir cumhuriyetmiş gibi düşünülüyor. Hatta Azerbaycan'ın da Kıbrıs'ı tanımaması, Kuzey Kıbrıs'ı tanımamasının sebebi o olduğu söyleniyor. O da ne işte? Karabağ muhabbetinden dolayı. Öyle bir şey vardı bir ara. Yani hakim olduğum bir konu değil. Ben belki yanlıştır da. O yüzden tanımıyor diyorlar. Yalnız o kadar sıcak ki insanın yorgunluğu geçmiyor. Koyayım. Harbiden geçen yıl Japonya'da evimiz ya da onun gibi şu an. Laflar ağzında birikiyor, dökülüyor yani böyle. Yorgun, çok yorgunum. Çok sıcak, asla dinlenemiyorum. Nemden dolayı hep yorgunum. Hep acı çekiyorum. Biraz daha ileri gidelim bakalım orada. Orada da 2-3 kelam bir şey konuşalım. Şurada Toyota'ya bakalım bir. O Toyota buymuş. Herkesin fotoğraf çekildiği kalabalık yer. Önünde United Nations nöbet kulübesi olan yer buymuş. Bir şeyler yazıyor lan önünde. 1571'de Osmanlı hayırseverlerince vakfedilen Maraş vakıf malıdır. Şahsi
Çalışmanla dönüştürülemez. 1913'ten günümüze gayri hukuki şekilde gerçekleşen işlemlere örnek Toyota binası. Osmanlı döneminde 300 yıl vakıf olan arazi aşağıdaki İngiliz tapu belgelerinde görüldüğü gibi İngiliz döneminde 1936 yılına kadar vakıf mal olarak kiralandı. Ancak 1936 yılında İngiliz tapu kayıtlarında Abdullah Paşa Vakfı'nın ismi çıkarıldı. Bu bina bizim deniyor galiba. Bak burada bir yer buldum, Philips yazıyor. Yani artık Philips ürünleri satan bir yer miydi, Philips yetkili bayi miydi, Philips tamirat servis yeri miydi bilmiyorum artık yani. Böyle bir bina, altında Philips yazıyor. Bu arada skutura geçtim. Yani gerçekten Allah belasını versin, ebem s***ildi. Bir süre skutur süreceğim. Biraz da tuzluydu fiyatı ama ölüyordum artık, yeter yani. 500 lira verdim 2 saatine, çok geldi. Hani harbiden çok. Bisikletin 4 saati 100'dü, iyiydi ama bu biraz fazla geldi ama ne yapayım yani. Gidelim şöyle bakalım, gezmediğimiz bir yer kaldı mı kalmadı mı. En son bir daha sahile geri döneriz, orada buzlaç içeriz. Sonra da s**balı gideriz artık, yeter bu kadar gezdiğimiz ya. Abi? Efendim? Abi? Sanki bir yerden tırnak geliyor mu? Nereden çıkarıyorsun ya? Abi ya, yalan söylemiyorum. Nereden çıkarıyorsun? Abi, sen YouTuber'sın abi. He. Ha. Hangi YouTuber'ım? Hangi YouTuber'sı? Şu Orkun abiyle video çeken abi. Orkun'la video çeken abi miyim? Evet, sen o abisin. Ne videosu çekiyordum Orkun'la? Bilmiyorum abi valla. Ama gördüm. O abiyim ben, evet. Babanı bekletme oğlum hadi. Babanı bekletme. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eko modda sürmeye çalışıyorum da. Eko modda süremiyorum. Beni taşımıyor. Direkt spora alıyor ben gazlayınca. Gaz yemiyor çünkü. Eko da gazı yemiyor abi. Şu an max güçte gidiyoruz. Fren de bir tuhaf. Bir sıktın mı tam sıkıyor. Perişan yani. Perişan hal. Ne yapalım buradan? Şöyle bir düz gidelim. Sonra bir sağ yapalım. Ondan sonrasına bakalım ya. Sürekli sağdan gidiyorum, alışmışım. Soldan gideceğime sağdan gidiyorum. United Nations bekle, frenim tutmuyor. Frenim tutmuyor s***im. Birleşmiş Milletler aracıyla kaza yapmak istemiyorum şu an. Peşliyor beni Birleşmiş Milletler aracı. Çok terk edilmiş bir bina bu. Çok kötü terk edilmiş. Öyle az buz terk edilmemiş yani. Dur tamam dur. Dur s***im dur. Dur artık. Dur. Evet yani tarihi böyle. Yani Kıbrıs'ın başına gelenler, Kıbrıs'ın atlattığı badireler bu şekilde. Harekat kısmından da bahsettik. Kapalımaraş'ta bahsetmiştik, Kapalımaraş'tan da. Yani benim daha fazla anlatabilecek bir şeyim yok. Şimdi sahile gideceğiz. Orada beni tanıyan bir iki tane can kurtaran arkadaş vardı. Onlarla biraz konuşalım burası hakkında. Ondan sonra da bu videonun burada sonuna geliriz. Diğer sıradaki Kıbrıs videolarımıza devam ederiz. Oğlum çok kötü yıkılmış her yer ya. Burası zaten bak demirlik, demir çürümüş. Demir çürümüş yani. Demir çürümüş ve kopmuş. New Smoke Joe's Restaurant A Pavlos. Bak şuradaki bütün binalar, sıvaları dökülmüş. Perişan, perişan. Perişan, felaket. Böyle de hiçbir yere giremiyoruz bu arada. Hani 50 tane yer varsa girecek 49'una girebiliyoruz. Öyle bir azlıkta burayı keşfedebiliyoruz. Şurada bir dondurma arabası var. Ama hem GoPro hem dondurma taşıyamam ya. Ya da taşır mıyım? Dur bir bakayım ya. Çekti çünkü canım çekti bir dondurma. Bir dondurma çekti canım. Yürü lan. Yürü hocam skuter gibi. Of, deniz de çok güzel ha. Allah kahretsin Allah. Aa dondurmacı kapalı. Tüh. Tüh dondurmacı kapalı. O zaman geri dönelim. Teyze çekil. Çekil teyze. Oğlum burası daha iyiymiş. Burası ne güzelmiş lan. Bizim araba ok gibi. Baksana oğlum resiflere. İleriden gidelim, buraya geri dönelim. Oho. Oo. Burası hızlı bayağı. Vallahi çok iyi bura. Su sporları da var. Çok fenaymış, çok fenaymış. Burası çok güzelmiş. Biz yanlış plaja gitmişiz ya. Vallahi biz dümen olan plaja gitmişiz. Buranın hali ne oğlum böyle? Ama yer yok. Şu baktım bir içeride oturmalık yer var mı diye, yer yok. Zaten oturacak pek hevesim de kalmadı benim. Yani biraz ebem s**tliği için şahitsiniz baştan sona. İyi ki de ev yokmuş, olsa oturmak zorunda hissederdim. Ve dallana dallana otururdum. Ulan ne uzun sürüyormuş yol ya. Kaydı da kapatamıyorum. Şimdi düşerim müşerim. Boş boşuna düşmüş olurum diye kaydı da kapatamıyorum ya. Ama yolda bitmiyor yani. Hızlı gidiyorum, bir de 25'te gidiyorum. Max top speed 25 zaten.
Top speed'le gidiyorum, bitiremedim bir türlü yola 2 saattir. Hay Allah'ım ya. Yoruldum ha. Allah'a bunaldım. Hadi gideceğim buzlaç yiyeceğim ya. Hala bitmedi. Allah'ım da bana yardım etsin. Etsin de şu yolu bitireyim. Evet, geldik yine buraya. Burada biraz serinleyelim. Bizim can kurtarandırıyorsa onunla bir sohbet edelim. Ondan sonra da gidelim, ben öleceğim ya. Sıcaktan vallahi öleceğim ya. Evet arkadaşlar, plajda video çekemedim son gittiğim yerde. İnanılmaz kalabalıklaşmış ve hayvan gibi müzik çalıyordu. Bir de iğrenç müzikler çalıyordu yani harbiden. Bizim orada çalsa onlar kavga çıkar. Böyle müzik mi çalınır diye. Ne kadar kalitesiz yaşam formu varsa hepsinin şarkı diye nitelendirilen gürültüleri çalıyordu. Ama konuşamadık yani. Fırsat olmadı orada. Sadece ben son bir bilgi öğrendim, onu söyleyeyim. Bu binaların, kapalı olan binaların hepsi tapuluymuş. Ve bu tapular Güney Kıbrıslı Rum vatandaşlara aitmiş. Ya da onların işte ölen babaları, dedeleri falan. Onlara aitmiş. Bu kadar öğrendim. Bununla ilgili başka ekstra hiçbir detay öğrenemedim. Yani zaten içine yıkılma riski var diye sokmuyorlar. Yani mesela bunlar diyelim ki yıkıldı. Bu arsalarıyla birlikte bu tapular başkalarına ait olduğu için bunların yerine hiçbir şey yapılamayacak. Herhalde buradan bu anlam çıkıyor. Ama yani yeterince açmışlar bence. Hani daha da ne kadar açacaklar, daha ne kadar içerisine, derinlemesine girilecek. Zaten etrafında yeni bir şehir oluşmuş. Burada böyle bir şeye gerek var mı? Sanmıyorum. Hani bizim Türkiye gibi çok yoğun bir nüfus da almıyor. Devamlı olarak şişmiyor da burası. O yüzden yeni bir buraya imar açmaya gerek var mı? Bilmiyorum. Bunu Kıbrıslı arkadaşlar videonun yorumlarına yazarak, belki de ben yanlış düşünüyorumdur, aydınlatabilirler. Bu videomuzun burada sonuna gelmiş olacağız. Kusura bakmayın. Hani ben daha kapsamlı bir şeyler anlatmak isterdim de ebem s**ldi. Yani şahit olmuşsunuzdur zaten. Saçımın haline bakın. Saçım şu an çalı süpürgesi gibi oldu. Terle terle kuru, terle terle kuru. Aslında hayır, terle terle hiçbir zaman kuruma. O şekilde oldu. Her seferinde biraz daha terledi, biraz daha terledi. Şu an saçımı sıksam 1 litre su dökülecek, yağ dökülecek kafamın üstüne. Fena zor bir durumdayım. Çok kötü şartlar altında. Şimdi arabayla geri döneceğiz. Bakalım nasıl döneceğiz. Onu da bilmiyoruz. Aslında markete gitmem lazım burada. Bir de market videosu var. Onu çekmek istiyorum. Nasıl bulacağız marketi? Nereden gideceğiz? Çünkü benim konum da beni Lübnan'da gösteriyor telefon. Ne, nasıl yani a**a koyayım ya? Ne işim var? Nasıl böyle bir saçmalık oldu? Düzeltemiyorum da. Sonra bulacağız. Lefkoşa'nın orada bir havalimanı var. Ercan Havalimanı. Orada bir yerde büyük bir market var. Oraya gideceğiz. Bakalım. Bakalım. Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki Kıbrıs videosunda arkadaşlar görüşürüz. Hadi gittim ben. Ah, bak. Dönüyor mu? Çok saçma ya. Çok saçma.